Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimiz'le birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yönelteceğiz. Evvela alemler Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle ona hamdolsun. Selatü selam Allah'ın nebisinin, Resulünün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim hoş geldiniz. Safa getirdiniz efendim. İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Efendim Malatya'dan İsmail Kaya. Efendim bir sorum olacaktı. Ben devamlı tövbe ediyorum ama sonra tövbemde duramıyorum. Tekrar düşüyorum. Artık tövbenin hiçbir mana ifade etmediğini, münafık olduğumu düşünüyorum. Çok korkuyorum. Ne yapmalıyım? Nasihatlerinize ihtiyacım var demiş efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin ve'l ahirin ve ila cemil enbiya'i ve'l murselin ve ila cemil evliya'i ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Tövbe ediyorum. Bir daha düşüyorum. Bu herkes için böyledir. Elbette ki herkesin hatası, yanlışı, günahı farklı farklıdır, kendine göredir. Herkes tövbe ediyor ve bir daha düşüyor, bir daha tövbe ediyor. Bir beşer olarak insan zaten böyledir. Onun için Allah ayet-i kerimede buyurmuştu, Allah çok çok tövbe edenleri sever. Bu mümindir demektir. Bu Rabbinden haşyet duyuyor demektir. Haşyet duyuyor ki tövbe ediyor. Yanlış yaptığını kabul ediyor ki tövbe edip Rabbine dönüyor, bir daha düşüyor. Böyle bir durumda kendini levm ediyor. Ama elbette ki burayı geçmesi gerekir. Ama bunun için de bir çaba, gayret gerekir. Rabbini zikretmesi gerekir, tefekkür etmesi gerekir. Bir yolu yürümesi gerekir. Yolu yürümedikçe bu levame nefsinden, kendini levmeden nefisten kurtulamaz. Ama bu şerefli bir nefistir. Rabbine itiraz etmeyendir. Rabbine isyan etmeyendir. Rabbinin emrini kabul eden bir nefistir. Ama bununla beraber yanlış yaptığını biliyor. Düşüyor, kalkıyor, tövbe ediyor. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Allah ayet-i kerimede buyurdu ki kim günahta ısrar ederse Allah onu sevgisinden mahrum eder. Günahta ısrar ederse. Sahabe dedi ki ya Resulallah, biz de günahta ısrar etmeyen, hatta aynı günahı tekrar tekrar işlemeyen hemen hiç kimse yoktur. Hepimiz öyleyiz. Yanlış yapıyoruz, düşüyoruz, kalkıyoruz, tövbe ediyoruz, bir daha düşüyoruz. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, günahta ısrar etmek böyle değildir. Kul her tövbe ettikçe, Allah onun tövbesini kabul eder, onu mağfiret eder. O bir daha o günahı işlemiş olsa bile günahta ısrar etmiş olmaz. Günahta ısrar edenler tövbe etmeyenlerdir. Şeytan da tövbe etmeyelim diye çeşitli böyle kendine göre bir şeyler önümüze koyar. Zaten yarın bir daha işleyeceksin. Niye tövbe edesin? Tövbe etme. Ya da sen tövbeyle dalga mı geçiyorsun gibi. Asla şeytana taviz vermiyoruz. Allah ne dediyse o, Resulü ne dediyse doğru odur. Bize düşen her düştüğümüzde kalkıp tövbe etmektir. Ya Rabbi bana yardım et. Buradan kurtulmam için bana yardım et deyip Rabbine sığınıp dua etmektir. Nefsinin şerrinden, şeytanın şerrinden Rabbine sığınıp beni koru ya Rabbi demektir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Bir kul bir sefer günahı işler, sonra tövbe eder, Rabbinden af diler, mağfiret diler. Allah buyurur ki kulun günahlarını mağfiret edecek Rabbi olduğunu bildi.
Rabbine iman etmiş. Günahlarını Rabbinin mağfiret edeceğini biliyor ve Rabbinden mağfiret diliyor. Ben de seni mağfiret ettim. Kul bir daha işler, bir daha tövbe eder. Allah bir daha öyle buyurur. Bir daha işler, bir daha öyle buyurur. Sonra ne der? Kulun bu günahı günde bin seferde işlese, o benden mağfiret diledikçe onu mağfiret ederim. Çünkü Rabbinin huzurunda mahcup oluyor. Öyle yapmak istemiyor, öyle olmak istemiyor, öyle düşünüp konuşmak istemiyor. Ama düşüyor. Söyledim, burayı geçmesi gerekir. Manevi yolculukta, manevi yolculuk bunun içindir zaten. Nefsin terbiyesi, tezkiyesi bunun içindir. Allah'ın ayetleriyle nefsimizi tezkiye etmemiz gerekir. Bir yanlışı yapacağımız zaman Allah'ın ayetlerini hatırlayıp hemen ondan korunmaya, kurtulmaya çalışmamız gerekir. Düştüysek hemen tövbe ederiz, istiğfar ederiz, Rabbimize döneriz. Günahımızı Rabbimizle aramıza da koymayız. Yok ben kulluk yapamıyorum, yok ben beceremiyorum, yok ben düştüm kalkamıyorum. Yok benden bir şey olmaz, ben Allah'a yakın olamam, Allah'a dost olamam diye bir fikir, bir düşünce şeytanın verdiği vesvesedir. Ne diyoruz? Sen beni yaratan Rabbimsin, sen benim Subhan Rabbimsin. Hatasız, kusursuz, eksiksiz, noksansız olan Rabbimsin. Ben senin hatalı kulun, günahkar kulun, yanlış yapan kulun, eksik kulun, zayıf kulun. Sana sığınıyorum, günahlarımdan mağfiretine sığınıyorum. Gazabından rahmetine sığınıyorum. Sana sığınıyorum. Beni koru, beni muhafaza eyle deyip dua ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Şeytanın verdiği vesveseye de taviz vermiyoruz. Evet, hatam vardır, kusurum vardır, yanlışım vardır, eksiğim vardır. Ama ben sana iman ettim ya Rabbi. Ben senin kulunum. Senden başka gidecek yerim yoktur. Sığınacak kimsem yoktur. Günahlarımı affedecek, mağfiret edecek kimse yoktur. Onun için mağfireti, affi senden diliyorum. Sana sığınıyorum, rahmetine sığınıyorum. Beni rahmetinin içine al diye dua edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Asla şeytanın verdiği vesveseye taviz vermeyeceğiz. Sonra göreceğiz ki oradan kurtulacağız. Kurtulmamız gerekir çünkü. Hayat baştan sona böyle mücadeledir. Baştan sona cihattır. Savaşıyoruz. Nefsimizle savaşıyoruz. Cihad ediyoruz. Şeytanla cihad ediyoruz. Dünyayla cihad ediyoruz. Bizi Allah'tan başka tarafa davet edenlerle cihad ediyoruz. Ve her birinden kaçıp Rabbimize firar ediyoruz. Hayat baştan sona böyledir. Yoksa böyle sorun olmasın, sıkıntı olmasın. O zaman bir şey kazanamazsın. O zaman cihad edemezsin, savaşamazsın, bir şey de kazanamazsın. Allah müminleri anlatırken onlar mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. Cihad etmen lazım ki kazanabilesin. İşte bu cihad yapacağımız sahadır. Dünya böyledir. Hayatın her anı bir cihattır. Cihad olmalıdır. Rabbimizin emrettiği, sevdiği gibi yapabilmek için cehd edip, çaba gayret sarf edip Rabbimizin rızasını, yakınlığını, sevgisini öyle kazanma imkanımız olur. Yoksa böyle oturarak kimse bir şey kazanamaz. Hiçbir şey olmasın, sorun olmasın. Nefis sorun çıkarmasın, şeytan sorun çıkarmasın, başkaları sorun çıkarmasın. Böyle bir dünya yoktur. Bu söylediğimiz ahirette olur. Ama dünya, hayat baştan sona cihattır. Cihadı yapacağız. Bu savaşı kazananlar ancak Allah'ın rızasını kazanmış olur. Ebedi hayatını kazanmış olur. Hazreti insan olmayı hak etmiş, layık olmuş olur. Yoksa savaşmayan bir şey kazanamaz. Cihad etmeyen bir şey kazanamaz. Evet, savaşırken de bir düşeriz, bir kalkarız, bir biz kazanırız, bir o kazanır. Sonra gücü kazanırız, kazanacağız. Ya şeytan kazanır, ya biz kazanacağız. İkimizin beraber kazanması mümkün değildir. Sonuç itibariyle birinden biri kazanır. Onun için kazanmaktan başka bir şansımız yoktur. Bir imkanımız yoktur. Bir tercihimiz olamaz. Ben kaybettim
demek gibi bir imkan yoktur yani. Kaybetmedim, kazanacağım. Ne olursa olsun Rabbimin emrettiği, sevdiği gibi bir kul olacağım diyeceğiz. Böyle olunca kul olma gücünü, mücadele etme gücünü, o savaşma, cehd etme, cihad etme gücünü kendimizde vurup, cihad edip kazanabiliriz. İnşallah öyle yapacağız. Hep beraber öyle yapmamız gerekir. Kardeşimize selam olsun. Efendim Erzurum'dan Sevcan Hanım, Allah rahmeti ve yardımı üzerinize ve üzerimize olsun. Ey güzel efendim, ey güzel mürşidim, hasretle mübarek ellerinizden öperim. Önemli bir konuda duanıza ihtiyacım var. Tanıdığım birileri kendi kendilerine bir din çıkarıyorlar. Ben bunlara ne şahit olmak isterdim, ne de duymak isterdim. Gerçekten üzgünüm, çok kötüyüm. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açıklayıp saçma sapan bir şeyler söylüyorlar. Mesela Allah, ben size şah damarınızdan daha yakınım ayetini, kul birkaçıyla namaz kıldıktan sonra artık kul itminana erermiş ve artık namaz kılmasına gerek yokmuş. Haşa estağfurullah, biz artık Allah olduk. Allah bizim içimizde. Birçok ayeti böyle tersine çevirip anlatıyorlar. Her ayeti kendilerince açıklayıp biz Allah'ız, artık ibadet yapmamıza gerek kalmadı. Hocam ne yapabiliriz? Bunlara nasıl yardım edebiliriz? Aileleri perişan, bir şey ellerinden gelmiyor. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Allah ayet-i kerimede Allah hiç kimseden, İslam'dan başka din kabul etmez. Bu dinin bir peygamberi vardır. Bir kitabı vardır. Eğer ben müminim, ben Müslümanım diyorsa Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olması gerekir. O hayatının sonuna kadar namaz kıldı mı? Kıldı. Bununla beraber ağzından böyle bir kelime çıktı mı? Sahabenin ağzından böyle bir kelime çıktı mı? Çıkmadı. Bu durumda böyle söyleyenler Allah'a ve Resulüne ters düştü. Asıl eksiğimiz, asıl sorunumuz gerçekten Allah'ın kitabını okumamış olmamızdır, dinlememiş olmamızdır, anlamaya çalışmamış olmamızdır. Ama eğer Kur'an'ı dinlersek, baştan sona bir dinleyelim, sonra bir daha dinleyelim, sonra bir daha dinleyelim, anlayacağız. Rabbimizin bize ne söylediğini, doğru yolun, sirat-ı müstakimin ne olduğunu, nasıl olduğunu anlarız. Yoksa böyle birileri kendi kendine din üretir, nefis din üretiyor, nefis. Ne kolayına geliyorsa onu kabul eder. Namaz olmasın, oruç da olmasın, zaten hac olmasın, zekat olmasın, yetmez. İstediğimiz yanlışı, günahı da işleyelim. Sorumlu değiliz. Hiç bundan daha kafir, daha müşrik kimse var mıdır? Yok. İstediği kadar ben Müslümanım desin. İslam'dan nasibini almamış. İslam'ın kokusunu almamış bu. Ne yapmamız gerekir? Nasıl yapmamız gerekir? Rabbi ile muhatap etmemiz gerekir. Bak Rabbim böyle söylemiş. Allah'a iman ediyorsan bu durumda Peygamber'e iman etmen lazım. Allah'ın indirdiği vahye iman etmen lazım. Bak Allah ne söylüyor? Rabbini dinle. Beni dinleme. Ben sana bir şey söylemiyorum. Bak Rabbin sana ne söylüyor? Onu dinle. İstersen kabul edersin, istersen etmezsin. Bir kelimesini, bir harfini bile kabul etmezsen imanını kaybettin. Tercih senindir. Tercih onlarındır. Bize düşen onlara yardım etmek istiyorsak Allah'ın vahyine davet edeceğiz. Kur'an'a davet edeceğiz. Rabbinin kelamını dinlemeye, anlamaya, üzerinde tefekkür etmeye davet edeceğiz. Aynı zamanda bir de Resulullah Efendimiz'e davet edeceğiz. Ancak ona tabi olanlar, onun yaptığı gibi yapanlar iman etmiştir.
Allah'a olan imanını, sevgisini ispatlamıştır. Günahları mağfiret olur. Yoksa peygamberi kabul etmedi, Allah'ın kitabını kabul etmedi, Allah'ı zaten kabul etmemiş. Kendisinin çaba gayret sarf edip Rabbine gitmesi gerekirken, arayı illiğine manevi olarak çıkması gerekirken, bunu beceremeyince nefis ne diyor? Allah'ı buraya indirelim, hepimiz oyuz. Hadi. İşte şeytanın tuzağı böyledir. İnşallah Rabbini dinlemeye davet edeceğiz. Kur'an'ı okumaya, anlamaya davet edeceğiz. Tercih elbette ki onundur. Yoksa Allah öyle buyurdu, iman edip salih amel işleyenlerle ters tarafa gidenleri bir tutacağımızı mı sandınız? Hem dünya hayatında hem ahiret hayatında. Farklı muamele ederiz. Ne olur? Sonra belalarını bulurlar. Onun için birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Gazaba uğrar, dünyada da uğrar, ahirete de uğrar. Artık tövbe nasip olur mu, olmaz mı? O da Allah'ın bileceği şeyidir. Buna imkanları olur mu, olmaz mı? Hem böyle yapıp, hem de böyle yapmaya davet eden, Allah'ın yolundan ayıran, Allah'ın yolunu eğri göstermeye çalışan, eğritip yürümeye çalışıyor kendine göre, bir de oraya davet ediyor. Şeytan sadece vesvese veriyor, yoldan çıkarmak için. Ama insan bir de konuşuyor, bir de davet ediyor. Onun için münafıklar cehennemin en alt katındadır. Münafık iki yüzlü. İçi iman etmemiş, iman ettiğini söylüyor. Bir de kendi yoluna, yürüdüğü yola davet ediyor. Allah bizi böyle yapanlardan, böyle düşünenlerden muhafaza eylesin inşallah. Amin. Evet. Efendim İstanbul Esenyurt'tan Esenyur. Selamun aleyküm Can efendim. Rabbimin bütün El Esmaül Hüsna tecellisi sizin üzerinize olsun. Varlığınıza sonsuz sınırsız hamd olsun. Hamd etmekten aziz efendim. Biz okumayı sizinle öğrendik. Bütün kainatı zerreden küreye her şeyi ayet olarak okumayı sizinle öğrendik. Hamdolsun sizinle dirildik. Sizinle dirilten Allah'a hamdolsun efendim. Annem ve babamla sizi izliyoruz. Ailecek sizi çok seviyoruz. Sizi bize ikram eden Allah'a hamdolsun. Muhammed Fatih abim başta olmak üzere tüm Diyar TV'de emeği geçen abilerime selam olsun. Ankara'daki bütün dervişlerinize tek tek selam olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok seviyoruz. Hayırlı geceler demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize, anasına, babasına, ailesine selam olsun. İstanbul'daki kardeşlerimize selam olsun. El Esmaül Hüsna deyince bütün kainatı, varlığı, insanı, insanın hakikatini, varlığın hakikatini birden anlamak gerekiyor. Bu aleme Rabbimizi tanımaya, bilmeye, kendimizi bilmeye, tanımaya gelmişiz. Ve bütün varlık, insan El Esmaül Hüsna'dan ibarettir. Allah'ın isimlerinin tecellisinden ibarettir. Eğer bir insan bunu anlamadıysa işin hakikatini anlamamış demektir. Yolculuk da bunun içindir. Evet, Rabbini tanımak, Rabbini anlamak, bir de Rabbini tanırken, anlarken kendini tanımak, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak kendini tanıyıp anlamak, nasıl kemale ereceğini anlamak, kamil insan nasıl olabileceğini anlayıp o yolda yürüyüp kamil insan, Hazreti insan olmak. Resulullah Efendimiz için Allah sen azim bir ahlak üzeresin dedi. Mesele o azim ahlaka sahip olmaktır. O azim ahlakı kazanmaya çalışmaktır, kazanmaktır. Ne kadar kazanabildiyse o kadar Resulullah Efendimiz'e tabi olmuş oldu, o kadar Allah'a, Resulüne yakın olmuş oldu.
o kadar Allah'a yeryüzünde halife oldu. O kadar Allah'a ayna oldu. Yani Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli ettiği için Allah ona bakınca kendi güzelliğine şahadet ediyor. Bütün dinler bunun içindir. Allah'ın indirdiği bütün dinler hepsi İslam'dır. Bütün peygamberler İslam'ın peygamberleridir. Bütün kitapların davet ettiği insan olmadır. İnsan olmaya davet ediyor. Rabbini bilmeye, tanımaya, anlamaya davet ediyor. Kendini bilmeye, tanımaya davet ediyor. Hazreti insan olmaya, meleklerin secde ettiği varlık olmaya davet ediyor. Allah'a yakın, Allah'a dost, Allah'a abd olmaya davet ediyor. Allah'a iman etmeye, Allah'a aşık olmaya davet ediyor. Allah için her şeyi yapabilmeye davet ediyor. Malıyla, canıyla cihad etmeye davet ediyor. Allah için fedakarlık yapmaya davet ediyor. De ki, salatım, namazım, ibadetlerim, kurbanım, yaptıklarım, verdiklerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. De. Buna davet ediyor Allah. Bunun olabilmesi için de iman gerekir, aşk gerekir, aşıklık gerekir. Aşık olacak ki maşuku için her şeyi verebilsin, her şeyi yapabilsin. Rabbine kurban edebilsin, Rabbine kurban olabilsin. Yoksa nefsini ilah edinir. Nefsinin arzusunu ilah edinir. Hiç farkında olmadan bir de bakar ki Rabbini kaybetmiş, kendini kaybetmiş, insanlığını kaybetmiş. Bir hayvandan farkı kalmaz onun. Neyi kazandığını zannederse etsin, hepsi burada kalır. İlk yaratıldığı günkü gibi tek başına huzura gider. Allah'ın huzuruna gider. Neyi kazanmışsa, nasıl kazanmışsa, Allah'ın isimlerini nasıl bir haldeyse, ne kadar Allah'ın isimlerini kazanmışsa öyle gidiyor. Ameli budur. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kıyamet günü her bir kul için 99 kitap getirilir. Her birinin büyüklüğü böyle dağlar gibidir. 99 kitap mizana getiriliyor. Nedir 99 kitap? Niye bir kitap değil, niye 10 kitap değil, niye 99 kitap? Her birinin bir esma olduğunu, Allah'ın bir ismi olduğunu anlamamız gerekir. O kulda bir isim ne kadar tecelli etmiş, o ismin gereğiyle karşı karşıya geldiğinde o isim onda tecelli etmiş mi, etmemiş mi? Ya da ne kadar tecelli etmiş? Hayat bundan ibaret çünkü. Neyle karşı karşıya gelirse gelelim, mutlaka orada Allah'ın bir isminin bize tecelli etmesi gerekir. Hesap da bundan ibaret. Onun için Rabbimizin isimlerini bileceğiz. Ne buyurdu Allah? Ayet-i Kerime'de en güzel isimler O'nundur. Öyleyse o isimlerle O'ndan isteyin. O'na dua edin. O'nu davet edin. Dua Allah'ın isimleriyle yapılması gerekiyormuş. Allah'ın güzel isimleriyle. Yani bir kul rahmeti istiyorsa, ya Rabbi sen Rahmansın, sen Rahimsin, bana rahmet et, rahmetinle bana muamele et. Ya da şu kuluna rahmetinle muamele et. Sen Rahman ve Rahim olan Rabbimizsin deyip dua etmesi lazım. Eğer Rabbinden af diliyor, mağfiret diliyorsa, sen afursun ya Rabbi, sen gafursun, sen gafarsın, sen tevvapsın. Tevbemizi kabul et, bizi affet, mağfiret et demesi lazım. Rızık istiyorsa sen kerimsin ya Rabbi, sen vehhabsın ya Rabbi, sen rezzaksın ya Rabbi, bizi rızıklandır, bize ikram et, bize hibe et deyip dua etmesi lazım. Allah'ın ismi olmadan dua olmaz. Onun için asıl ilim, asıl azim olan ilim,
olmazsa olmaz olan ilim Allah'ı bilme ilmidir. Yani El Esma'ul Hüsna'nın bilgisidir. Eğer biri Rabbini biliyorsa, isimlerinden tanıyorsa, anlamışsa onu, şahit olmuşsa ondan daha alim kimse yoktur. Eğer bu isimlere iman etmiş, onun üzerinde bu isimler tecelli etmişse, o en yüksek makama kavuşmuş, bununla beraber Allah'a en yakın olandır. Onun için Allah'ın isimlerini öğreneceğiz, bileceğiz, ezberleyeceğiz, yetmez. Manalarını da bileceğiz. Yetiyor mu? Yetmez. İman edeceğiz. O isimleri seveceğiz ki üzerimize tecelli etsin. Rabbimizin hangi ismini sevdiysek o isim bizde tecelli eder. Yani Rabbimiz Rahim'dir deyip sevdiysek biz de merhametli oluruz. Merhametli olmuyorsak isim bizde tecelli etmedi. Rabbim Kerim'dir diyoruz. İkram edendir diyoruz. Eğer biz de ikram ediyorsak, ikram etmeyi seviyorsak Kerim olmuşuz. Rabbim afudur diyoruz. Biz affedebiliyorsak afu ismini sevmişiz. Afu ismini sevmişiz derken Allah'ı sevmişiz. Her biri Allah'ın ismi, vasfı. Her birinden, her biri üzerinden Rabbimizi seviyoruz. İsimlerini bilmeden, anlamadan sevmek olur mu? Yani bir kula hadi Rabbini anlat deyince ne kadar anlatabiliyor? Kaç tane ismini biliyorsa, kaç tane isim onda tecelli etmişse ancak onu tatmıştır, onu sevmiştir, ona iman etmiştir. Onun için kula düşen Rabbinin isimlerini öğrenmektir, bilmektir, iman etmektir, bir de üzerinde göstermektir. Hayatı yaşarken Allah'a halife olabilmek için bir de o isimlerle bütün insanlara, varlığa, mahlukata öyle muamele etmektir. O zaman kul Allah'a yeryüzünde halife olur, yakın olur, dost olur. Bunun için mesela namazımız böyle tavuğun darı topladığı gibi olmasın. Böyle başını yere koyup sub sub deyip başımızı kaldırmayalım. Bu secde değil dedik. Bunu Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Tavuğun darı topladığı gibi secde etmeyin. Secde dua yeridir. Neyle yapacağız duayı? Elbette ki Allah'ın isimleriyle yapacağız. Herhangi bir ismi zikrederken Ya Rahman, Ya Rahim derken aynı zamanda Allah'ın rahmetini kendimiz için istemiş oluruz. Allah'ın Rahman ve Rahim isminin bizde tecelli etmesini istemiş oluruz. Belki önce bilmiyoruz, bir de bakarız ki gönlümüz o hale gelmiş. Bizimle beraber olan kardeşlerimizin bizi dinleyip bizim yaptığımız gibi yapmaya çalışmaları lazım. İbadeti de öyledir. Gönül hallerinin öyle olması gerekir. Secdede dua ediyoruz. Subhane Rabbi el-A'la diyoruz. Subhane Rabbi el-A'la. Benim Rabbim Subhan'dır. Benim Rabbim E'ladır. Yüceler yücesidir. Niye böyle söylüyoruz? Resulullah Efendimiz neden secdede Subhane Rabbi el-A'la dedi? Allah emrettiği için. Sebbihisme Rabbikel E'la buyurdu. E'la olan Rabbinin ismini tesbih et. Sebbihisme Rabbikel E'la. E'la olan Rabbinin ismini tesbih et. Biz ne diyoruz? Subhane Rabbi el-A'la diyoruz. Benim Rabbim Subhan'dır. E'ladır. Yüceler yücesidir. Yetti mi? Bu daha ilk başlangıçtır. Bunun devamının olması gerekir. Devamı nedir? İsmini tesbih et dedi ya, her bir ismini tesbih etmen gerekiyor. Ne kadar yapabildinse yapmaya çalışman gerekiyor. Yani secdede dua ederken nasıl isimleriyle dua ediyorsak aynı şekilde bir de
tesbih edip dua etmemiz gerekir. Tesbih ile duayı birleştirmemiz gerekir. Gönül duası bu. Bu durumda her bir isimle nasıl ki tevhid olabilmesi için La ilahe illallah demek yetmez. Her bir ismine illallah demen lazım. La rahmane illallah, la rahime illallah, la malike illallah, la hadiye illallah, la tevvabe illallah, la afuve illallah. Her bir ismiyle illallah demen lazım. Allah'tan başka ilah yoktur. El esmaul husnanın sahibi bir tek Allah'tır. Allah her bir isminden kuluna bir zerre tecelli etmiş. Kul Rahman olmaz, kul Rahim olmaz. El esmaul husnaya sahip olmaz. Kendi gönül, gönlünün genişliğine kadar Allah oraya tecelli eder. O esmadan, isimlerden, isimlerin nurundan ibaret bir varlık olur. Küçücük bir varlık ama Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli etmiş ve görünüyor. El esmaul husnanın sahibi Allah'tır. Onun için tesbih ederken de aynı şekilde her bir ismiyle tesbih etmemiz gerekir. Sübhane Rabbi el-A'la diyoruz. E'la olan Rabbini tesbih ediyorsun. Rabbinin ismini tesbih ediyorsun. İsmini tesbih et dedi. Bu durumda her bir ismiyle nasıl tesbih etmemiz gerekecek? Hem isimleriyle dua etmiş olacağız, hem de ismini secdede tesbih etmiş olacağız. Namaz, Rabbini tesbih etmek içindir. Rabbini zikretmek içindir. Beni zikretmek için namaz kıl dedi. Rabbini hatırlaman gerekir. Rabbini zikretmen gerekir, hatırlaman gerekir. Rabbini tesbih etmen gerekir. Allah namaza ayrıca tesbih ediyor. Sabah akşam Rabbini tesbih et. Günün iki ucunda Rabbini tesbih et. Namazı söylerken tesbih et diyor. Namaz tesbih yani. Evet. Sübhane Rabbi el-A'la diyoruz. Sübhane Rabbi el-Rahman. Sübhane Rabbi el-Rahim. Sübhane Rabbi el-Melik. Sübhane Rabbi el-Malik. Sübhane Rabbi el-Kadir. Sübhane Rabbi El-Kahhar. Her bir ismiyle tesbih etmemiz gerekir. Sübhane Rabbi El-A'la, Sübhane Rabbi El-Azim, Sübhane Rabbi El-Kerim, Sübhane Rabbi El-Afu, Sübhane Rabbi El-Gafur. Her bir secde ettiğimizde hem dua etmiş olalım ama Allah'ın isimleriyle dua etmiş olalım ve Rabbimizi her bir ismiyle tesbih etmiş olalım. Tesbihi yaparken gönlümüzde aynı zamanda zaten dua mevcut zaten. Rabbimizden istiyoruz. Onu istiyoruz. Onun, o isminin tecellisini istiyoruz. Yüceler yücesi, e'la olan Rabbimizin isimlerini tesbih etmemiz gerekir. Tesbih edip istememiz gerekir. Duayı kelimeyle değil, isimle yapmamız gerekir. Yani Sübhane Rabbi Er-Rahman. Sen benim Sübhan olan, Rahman olan Rabbimsin. Senin rahmetini istiyorum. Kendim için, bütün ümmet için, mahlukat için rahmetini istiyorum. Bu isminin bende tecelli etmesini istiyorum. Kullarına, mahlukata rahmetle muamele etmeyi istiyorum. Yani hem manevi rahmeti kapsar, hem zahiri rahmeti kapsar. Hem dünyayı, hem ahireti, hem gönlümüzü kapsar. Kapsamalıdır. Bir namazı kılarken yapabildiğimiz kadar Allah'ın isimleriyle onu tesbih etmemiz gerekir. Yani üç sefer Sübhane Rabbi el-Ala dese oluyor mu? Oluyor. Yetiyor mu? Yetmiyor. Benim ismimi tesbih et. Allah olan Rabbinin ismini tesbih et diyor çünkü.
Ne zaman tam oluyor? Bütün isimlerle tesbih edince oluyor. Rabbimizi mi istiyorsun? İstiyoruz. Rabbimize vasıl olmak mı istiyoruz? Secdede Rabbimizin isimleriyle dua halinde olacağız. Diyelim ki 4 rekatlık bir namaz kılıyoruz. Mümkün mertebe her bir secdede onun 2 tane söylersek zaten 99 ismiyle onu tesbih etmiş oluyoruz. Kardeşlerimiz böyle yapsınlar. Niye böyle yapsınlar? Biz öyle yapıyoruz da ondan. Onlar da bize tabi olmuşsa, uyuyorlarsa öyle yapsınlar. Hepsiyle yapmasın, yarısıyla yapsın. 10 isimle yapsın. Her bir secdede Sübhane Rabbiyel A'la'dan sonra, 3 defa sonradan sonra bu sefer 3 isim zikretsin. 4 isim zikretsin. Sübhane Rabbiyel Rahman desin, Rahim desin, Kerim desin, Afu desin. Gönül haline göre gıfır desin, gafar desin, tevab desin, afu desin. Gönül haline göre. Evet. Sübhane Rabbi El Mevla, Sübhane Rabbi El Veli, Sübhane Rabbi El Vekil, Sübhane Rabbi El Zülcelali Vel İkram, Sübhane Rabbi El Malikul Mülk. Benim Rabbim Sübhan'dır. Mülkün Malikidir. Celal ve ikram sahibidir. O benim velimdir. O benim Mevlam'dır. O benim vekilimdir desin. Af, mağfiret istiyorsa aynı şekilde Sübhane Rabbi Rabbiyel Gafur, Sübhane Rabbiyel Gaffar, Sübhane Rabbiyel Tevvab, Sübhane Rabbiyel Afu, Sübhane Rabbiyel Rahim desin, Rabbinden af ve mağfiret dilesin gönlünde. Allah ayet-i kerimede vesjud vakterib dedi. Secde et, yaklaş. Yaklaş. Nasıl yaklaşacaksın? Böyle. Rabbini tesbih edeceksin. Âlâ olan ismini tesbih edeceksin. Azim olan ismini tesbih edeceksin ki yaklaşabilirsin. Ona yaklaşarsın. Onun o güzelliği, El Esmaül Hüsna'sı sende tecelli etsin. Yolculuk böyledir. Önce öğreniyoruz, önce anlıyoruz, önce bir parça yapıyoruz, sonra bir parça daha ilave ediyoruz, sonra biraz daha ilave ediyoruz, sonra tamamlıyoruz. Tamamlayacağız. Hazreti insan olabilmek için El Esmaül Hüsna'nın tecelli etmesi gerekir ve bu tecelli en kamil manada en yakın, Rabbimize en yakın olduğumuz anda tecelli ediyor ki bu da secde anidir. Tecelli eden El Esmaül Hüsna'nın sahibi olan, Sübhan olan Rabbimizdir. Onun için secdede El Esmaül Hüsna ile Rabbimizin isimlerini ne yapıyoruz? Dua ediyoruz, tesbih ediyoruz. Sonra bir sefer ne diyoruz? Diyelim ki 3 isimle tesbih ettik, 4 isimle tesbih ettik. Evet, öyle tesbih ediyoruz. Sonra birden tesbihi yapıyoruz. Yani Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel Rahman, Sübhane Rabbiyel Kerim, Sübhane Rabbiyel Afu. Sonra ne diyoruz? Sübhane Rabbi Lehul Esma'ul Husna. Rabbimi tesbih ediyorum. Lehul Esma'ul Husna, El Esma'ul Husna. Ona aittir. Bütün güzellikler ona aittir. Lehul Esma'ul Husna. Bütün güzellikler El Esma'ul Husna ona aittir deyince bütün isimleriyle onu tesbih etmiş oldu. Allah yaklaş dedi, yaklaşacağız. Yoksa başımızı toprağa koyarak yaklaşmıyoruz. Gönlümüzün huzura çıkıp Rabbini tesbih etmesi gerekir. Kulun huzurda durabilmek için Rabbini tesbih etmesi gerekir. Ancak buna yüzü vardır. Hatasını biliyor kul, eksikliğini biliyor, yanlışını biliyor.
Bütün bunlardan kurtulup Rabbini tesbih etmen gerekir ki huzurda durabilesin. Huzurda başını kaldırabilesin. Huzura layık olabilesin. Rabbim Sübhan olarak El Esma-ül Hüsna'sıyla senin gönlüne tecelli etsin. İnşallah kardeşlerimiz böyle yapar. İnşallah şahit olacaklar ki onunla Rabbi arasında bütün perdeler kalkmış olacak. Kendini huzurda bulacak. Bulmalıdır. Eğer şimdiye kadar bizi dinledilerse, bizimle beraber yürüdülerse, Allah'ın El Esma-ül Hüsna'sını anladılarsa, yolculuğun bundan ibaret olduğunu anladılarsa, kendisinin El Esma-ül Hüsna'dan ibaret bir varlık olarak gördülerse, bütün varlıkta tecelli edenin El Esma-ül Hüsna olduğunu anlayıp buna şehadet ettilerse, başını yere koyup Sübhane Rabbiyel Ala deyip sonra her bir ismiyle Rabbini tesbih edince secdede kaybolması gerekir. Başını secdeden kaldırmayı istememesi gerekir. Rabbinin huzurunda olduğunu tadıyor çünkü. Başka türlü tadılmaz. Ancak onunla olunca tadar. Seyret bu hem Rabbini tesbih, hem Rabbine duadır, hem Rabbini davettir. Nasıl ki her bir ismiyle tevhid etmesi gerekiyorsa, her bir ismiyle de böyle tesbih etmesi gerekir. Evet. Bu da bütün kardeşlerimize yeni tavsiyemiz, dersimiz, zikrimiz, virdimizdir. Evet. Efendim, İstanbul'dan Gülsün Hanım, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm Selam. Muhterem hocamız Muhammed Hüseyin Hazretleri, sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. El Esma-ül Hüsna kitaplarınızı okudum. Size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kitapların okuyucuların eline geçinceye kadar tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Allah razı olsun. Muhterem hocam, kitapları ilk okumaya başladığımda başka bir insandım. Kitaplarınızda çok kullandığınız bir ifade vardı. Sen iman etmemiş ifadesi. Kızmıştım ama okumaya devam ettim. Kitaplarınız beni mıknatıs gibi çekiyordu. Değiştiğimi fark edebiliyordum. Bu maddi ve manevi değişimdi. Allah'a sonsuz hamd olsun, Allah'a sonsuz şükürler olsun. Şu anda kozadan çıkmış kelebek gibiyim. Size hiç kızmıyorum. Sizi daha çok seviyorum. Maddi ve manevi hafiflemiş gibiyim. Düşe kalka uçuyor gibiyim ve şimdi çok daha mutluyum. Allah razı olsun. Muhterem hocam, benim birkaç sorum olacak. Cevaplandırırsanız rica etsem. Birincisi efendim, El Esma-ül Hüsna kitaplarını okurken 4-5 ismi çok sevdiğimi fark ettim. Bunu açıklar mısınız demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Evet, El Esma-ül Hüsna bizi diriltir. Bizi manevi alemde diriltir. Elbette ki hangi isimler bize tecelli etmişse, hangi isimlerle Allah bize muamelede bulunmuşsa, onun gönlümüzde, fıtratımızda karşılığı vardır. O isim dirildiği içindir. En çok hangi ismi seviyorsak, bu durumda üzerimizde en çok görünen, tecelli eden, gönlümüzde mevcut olan, iman ettiğimiz, sevdiğimiz isim o isim olur. Ama bir isme böyle iman edip sevince, onun
o nuru diğerlerine de yansıyor yalnız. Fıtratın diğer bölümlerine de yansıyor. Onlar da diriliyor onda. Ne kadar bütün isimler kamil derecede uyanıncaya kadar, kendine gelinceye kadar, üzerinde tecelli edip görününceye kadar devam eder, etmelidir. Nasıl ki Resulullah Efendimiz'e sen azim bir ahlaksın, ahlak üzeresin dediyse Allah, kul da ona tabi olunca, o isimler onun üzerinde tecelli edince azim bir ahlak üzere olur. Ne kadar tabi olabildiyse, ne kadar onun yürüdüğü yolda yürüyebildiyse, o isimler onda ne kadar üzerinde görünüp, o isimlerle ne kadar insana, varlığa, mahlukata muamele edebildiyse, ölçü böyledir zaten. Onun için Resulullah Efendimiz'i sorduklarında, bize biraz Resulullah Efendimiz'i anlat dediler Hazreti Ayşe annemize. Ayşe annemiz öyle buyurdu. O da herkes gibi bir beşerdi. Yer, içer, yatar. Ama Allah'ın bütün isimleri El Esmaul Hüsna'sı kamil manada üzerinde tecelli etmişti. İşte Allah'ın Resulü. İşte yolun vardığı yer, yolun sonu, Allah'ın güzelliğinin tecelli ettiği son yer, son makam. Ne kadar Allah'ın isimlerini seviyor, ne kadar üzerinde görünüyorsa, o kadar Allah'a yakındır. O kadar Allah'a yeryüzünde halife olmuş, ayna olmuştur. O kadar mahlukata rahmet sahibi olur, hayır sahibi olur, ikram sahibi olur, af mağfiret sahibi olur, yardım sahibi olur, dost olur, veli olur, yakın olur, hayır olur. Tam tersi de Allah'ın isimlerinden yüz çeviren de karanlıkta kalır. Zalim olur, merhametsiz olur, nankör olur, cimri olur, hayırsız olur, zulüm olur. Evet. Efendim, kitaplarınız için size ve kitaplarının insanlara ulaşması için evet efendim, Allah razı olsun demişti. Bir de demiş efendim, kitaplarınızı okudum, kitaplarınızı karalamadım, kitaplarınız yeni gibi, başka insanlar da faydalansın istiyorum. Kitap satın alamayacak çok insan var, o yüzden bazı kitaplarımı size geri göndermek istiyorum, kabul eder misiniz demiş efendim. Allah razı olsun. Önce şunu izah edeyim, bunun iyice anlaşılması gerekir. Evet, kitapları bir ücret karşılığında hediye ediyoruz ama buna beraber her kitap çıktığında, her kitabın tanıtımını yaptığımızda El Esmaul Hüsna'nın 7 ciltlik kitabın tanıtımını yaparken de söyledik. Gücü yetenler alsın, bir tane alsın, 5 tane alsın, 10 tane alsın, aynı zamanda dağıtsın. Ama alma imkanı olmayan kardeşlerimiz arasınlar, tek kelime söylesinler. Bizim ücreti ödeyecek durumumuz yoktur desinler. Zaten hediye edip gönderiyoruz. Gayemiz ticaret değildir. Gayemiz Rabbimizi tanıtmaktır. Birbirimize hidayet olmaktır, iman olmaktır, rahmet olmaktır. Bununla beraber internet üzerinden kardeşlerimiz herhalde biliyor. Tanıtımını yapılıyor zaten televizyonda. İsteyen ücretsizdir bu. Kitapları okuyabilir. İsteyen indirebilir, indirip okuyabilir. Telefona indirip telefondan okuyabilir. İsteyen sohbetleri hem izleyebilir hem dinleyebilir. İsteyen sadece dinleyebilir. Bunların hepsi de ücretsizdir. Niye? Ulaşabildiğimiz her yere Allah'ın vahyini ulaştırmak içindir. Marifetullah'ı ulaştırmak içindir. Derdimiz herhangi bir kazanç elde etmek değildir. Derdimiz evet, Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Aynı şekilde ben internetten dinleyemiyorum ya da okuyamıyorum ya da
kitabı indiremiyor, telefondan okuyamıyorum diyorsa ne durumda, ne diyoruz? Arkadaşlar arasınlar. Buna beraber arıyorlar da, arayan olunca ne yapıyoruz? Hangi kitabı istiyor, hangi kitapları istiyorsa ne yapıyoruz? Hediye ediyoruz, gönderiyoruz. Buna beraber bir de El Esmaul Hüsna'nın kitapçığı çıkmıştır. Küçük bir kitapçık. Bütün 99 isim içinde mevcut. Onu zaten ücretsizdir, onu hediye ediyoruz. Özellikle kardeşlerimiz onu böyle hediye etmeye çalışsalar, isteyince böyle en az bir 50 tane istemek gerekiyor. Kargo ücreti şey olsun diye. Ücretsiz dağıtacaklar onu. Rabbimizi tanıyalım. Rabbimizi anlayalım. Tanımadığımız bir ilaha iman etmek mümkün değildir. Allah kendini tanıtmış. Onu tanımadan olmaz. Onu tanımazsa kendimizi tanıyamayız, kendimizi anlayamayız. Çünkü insan onun yeryüzündeki halifesi. Onun abdi. Tanımadan sevemezsin. Tanımadan iman edip aşık olamazsın. Ne kadar çok tanıdın, o kadar seversin. Bütün varlığın, her zerren onun aşkıyla, muhabbetiyle dolar. Çünkü o sana ruhundan nefretmiş. Sana nefrettiği ruh olduğunda aşktan bir varlık olmuş olur. Bütün varlığa, mahlukata rahmet olursun. Nur olursun. Nasıl ki Resulullah Efendimiz için Allah seni müjdeci, uyarıcı izniyle nur saçan bir kandil olarak gönderdi. Nur saçan bir kandil olursun. Ama bunun için Rabbini El Esmaul Hüsna'sından tanıyıp iman etmen lazım. O isimleri sevmen lazım. Sevmen lazım ki sende o isimler tecelli etsin, imana dönüşsün. Aşka, muhabbete dönüşsün. Evet. Efendim, diğer iki sorusu birleştirme efendim. Çok konuşmak yerine gerektiği kadar konuşmak istiyorum. Hangi esmayı çekmeliyim? Hızlı konuşuyorum, insanlardan uyarı alıyorum ama elimde değil. Normal hızda konuşmak için hangi esmayı çekmeliyim? Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah sağlık, huzur, mutluluklar versin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sayın DRTV çalışanları, çalışmalarınıza başarılar dilerim. Yüce Rabbimiz size her konuda yardımcı olsun. Allah razı olsun. Selamlar demiş efendim. Allah razı olsun. İnsan bazen hızlı konuşur, bazen yavaş konuşur, bazen yumuşak konuşur, bazen sert konuşur. Bütün bu özellikleri ona veren Allah'tır. Neye göre konuşuyor? İnsana göre, duruma göre konuşuyor. Yani mesela bir insan babasıyla konuşurken farklı konuşur. Annesiyle konuşurken daha farklı konuşur. Çocuğuyla konuşurken daha farklıdır. Eşiyle konuşurken daha farklıdır. Kendisini seven biriyle konuşurken daha farklıdır. Kendisine düşman olan, düşmanlık yapan biriyle konuşurken daha farklıdır. Bu insanın elindeki bir şey değildir. İş hızlı konuşmaya gelince bu da ona dahildir. Ama eğer böyle yavaş yavaş, tane tane karşımdaki anlasın diye konuşmak istiyorsa bu durumda Rabbinin huzurunda olduğunu unutmaması gerekir. Beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Ağzımdan çıkan her kelimeye hesap vardır. Rabbimin razı olduğu şekilde konuşayım, anlatayım demesi gerekir. Zaten ben Rabbimin huzurundayım deyince kendiliğinden Allah nasıl dilerse artık öyle konuşturur. Nasıl konuşturursa hayır da odur. Evet. Efendim İstanbul'dan Zeynep Hanım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Evet, biz bu aleme ait değiliz. Ancak sırat-ı müstakim üzerinde oturup İntikam alma sevdasına düşen iblisin tuzağını göremedik ve yolumuzu kaybettik, Rabbimizi kaybettik, kendimizi kaybettik.
Ve günlerden bir gün Rabbini bulan, onda yok olan, saf aşk, saf muhabbet olan ve saf varisi Muhammed olan Hazreti İnsan'ı gönderdi bize Rabbim. Hamdolsun. Saf aşk olan sultanımın ruhundaki Hakk'ın 99 esmasına sarıldı ruhumuz ve çok sevdi, değil aşık oldu, aşk oldu, deli divane sarhoş oldu. Çünkü maşukun kokusunu ve tadını aldı o kutlu rehberin tebessümünde. İşte bu yüzden o kutlu rehberin dağları, ovaları, şehri, mahallesi, evi ve dergahı çok güzel ve ruhumuz oradan ayrılmak istemez, istemiyor. Kutlu rehber sultanımın mekanı, ruhun sılası, Rabbini bulan ruh sıladan ayrılıp hoyrat gurbetlere gitmek istemiyor. Ama takdir böyle, hamdolsun. Sultanıma selam olsun, canım yoluna kurban olsun. Geceniz mübarek olsun ve selam. Allah razı olsun. Zeynep kardeşimize, İstanbul'daki kardeşlerimize her birine tek tek selam olsun. İnşallah hep beraber davete icabet edip bir de davetçilerden olacağız inşallah. Kardeşimize selam olsun. Efendim, Bursa'dan Fatma Özyaman. Selamun aleyküm. Değerli insanlar, hocam. Aleyküm selam. Ve soruları okuyan kardeşim, Allah razı olsun. Sen razı olsun. Sizleri severek izliyorum. Anlatımlarınız çok güzel, insanın içine işliyor. Bursa'dan izliyorum. Uzun zamandır takipçinizim. Ama ben menzilliyim. Gavsımın sofisiyim. Sizleri de dinliyorum. Allah razı olsun. Anlatımlarınızı severek dinliyorum. Gavsıma ihanet olur mu? Bana faydası olacak bütün Muhammed ümmetini seviyorum. Hataya mı düşüyorum? Beni aydınlatır mısınız? Selam ve dua ile değerli insanlar. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Mümin her çiçekten öz toplayan, öz toplayıp bal yapan bal arısı gibi olmalıdır. Öyle buyuruyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İlim, hikmet Çin'de de olsa onu alın. Peşinden gidin, onu alın. Nerede olursa olsun onu almanız gerekiyor. Onun için hikmet nereden gelirse gelsin onu almak gerekiyor. Alıp bal üretmek gerekiyor. Alıp hikmet üretmek gerekiyor. Muhabbet, marifetullah üretmek gerekiyor. Onun için eğer gelen Allah'tan geliyorsa, vahiyden geliyorsa, Resulullah Efendimiz'in sünnetinden geliyorsa bunu almamak doğru olur mu? Hiç kimse için doğru olmaz. Nereden gelirse gelsin. Onun için bütün kardeşlerimize söylüyoruz. Nerede bir veli duysanız ziyaret edin diyoruz. Eğer alacağımız, öğreneceğimiz bir kelime varsa öğrenelim. Bu durumda eğer siz birinden bir kelime öğrendinizse o bana yardım etmiştir. Çünkü bizim derdimiz sizin kazanmanızdır, vuslata ermenizdir. Rabbinizi bilmenizdir, tanımanızdır. Rabbinize iman edip teslim olmanızdır. Gaye bu, amaç bu. Amaç mürşid değildir. Amaç Allah'tır. Onun için hepsini bir görmek gerekir. Elbette ki herkes bir mürşid-i kamile tabi olur. Yani bir mürşid-i kamile beraber yürür. Ama hepsinden de istifade eder, etmelidir. Birinden istifade edince bu durumda o bize yardım etmiş olur. Bu durumda ne dedik? Eğer kardeşlerimizden birine biri yardım ederse biz ona teşekkür borçluyuz. Ona teşekkür ediyoruz. Bana yardım etmiş. Yoksa burada yanlış bir durum olmaz. Onun için bunu böyle anlamak gerekir. Gaye Rabbimize gitmektir. Gaye Rabbimizin muradının üzerimizde gerçekleşmesidir. Gayeyi doğru anlayınca her şeyi doğru anlamış oluruz. Evet. Efendim,
Bursa'dan Ayşegül Hanım. Selamun aleyküm babam. Aleyküm selam. Ve diğer TV ailesi. Canım babam, canım yoluna kurban olsun. Seni sevmek ne güzelmiş. Senin güzelliğine şahit olmak ne güzelmiş. Sen ne güzel babasın, ne güçlü, ne süper babasın. Hazreti Ali Efendimiz diyor ya Rabbimize, sen tam benim istediğim gibi bir Rabsın. Sen de tam benim istediğim gibi bir babasın. Senin ben yaramazlık yaptığımda bana kızmanı seviyorum. Kahharı sende seviyorum, vedudu sende seviyorum. Nasıl bir ince düşünüştür bu? Bu kadar yaramaz olmasına rağmen nasıl bir sevgidir sendeki? Nasıl itinayla incitmeden, kırmadan, üzmeden terbiye ediştir seninkisi? Nasıl anlatılır ki bu? Seni o kadar çok seviyorum ki babam, bunu kelimelere dökemem. Kelimeler aciz kalır, yazan parmaklarım aciz kalır, dilim aciz kalır. Sen ne güzelsin babam, sen ne güzelsin. Bana seni gönderen Allah'a hamdolsun. Beni seninle seven Allah'a hamdolsun. Bana seninle sevmeyi öğreten Allah'a hamdolsun. Seni ve kardeşlerimizi çok seviyorum babam. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Diğer TV'de çalışan kardeşlerimize Allah güç, kuvvet versin. Allah hepinizden razı olsun. Bizleri bu nimete gark eden Allah'a hamdolsun, şükürler olsun. Hayırlı yayınlar demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Allah bizi hem dünyada hem ahirette beraber eylesin inşallah. Efendim İstanbul'dan Murat Bey, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bunalındayım. Ölmüş mürşit devrin imamının YouTube'dan bir videosunu izledim. Orada Allah'a ulaşmayı dileyin diyordu. Ben de diledim. İçki, kumar, pis bir hayatı vardı. Diledikten sonra hayatı değişti. 8 aydır namaz, oruç ve zikirle geçti. Ama baktım ki devrin imamı, İmam İskender ölmüş ve ölü de mürşit olmazmış. Ben kime tabi olacağımı şaşırdım. Kur'an'da takva sahipleri gece çok az uyur, namaz kılar ve sabaha kadar Allah'ı zikreder diyor. Size kafadan tabi olacaktım ama bunlar var mı sizde, yok mu anlayamadım. Babayı çok sevdim ama lütfen beni aydınlatın. Sevgili kardeşim, ben sürekli Diyar TV izliyorum ve babayı da çok sevdim. Ölmüş bir mürşide tabi oldum. 47 bin zikir çekiyorum her gece ve teheccüde kılıyorum. Teheccüd ve gece zikri var mı sizde demiş efendim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Her bir kul hakikatte Rabbini arıyor. Mürşid-i Kamil, peygamberler, peygamber varisi olan Mürşid-i Kamiller Allah'a giden yolu gösterenlerdir. Yolu gösterir, yetmez. Bir de yolda taşır. Taşıyabilmesi için diri olması gerekir. Allah ayet-i kerimede Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilin ve yerine getirin ki sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olunca takva sahibi oluyorsun. Bu beraberlik öyle sıradan bir beraberlik değildir. Bu bir gönül beraberliğidir, manevi beraberliktir. Sonra zahiri beraberliktir. Yani o Allah'ın vahyini taşırken omzunu o vahyin altına koyabilmektir. Tabi olmak böyledir. Onunla beraber kulluğunu yapmak, beraber olmak böyledir. Yoksa uzaktan ben tabi oldum demek de tabi olunmuyor. Bir kul Allah'a dönünce, ben Rabbimi tercih ediyorum deyince elbette ki gönlüne Allah tecelli ediyor, tövbe etmiş, Rabbine dönmüştür. Bu dönmeyi tadar ve yaşar. Sonra bir yolculuğun olması gerekir. İşi doğru anlamak gerekiyor. Yoksa kendi kendimize hayal kurmuş oluruz ve hiçbir zaman maksuda eremeyiz. Allah beni zikret dedi, beni tesbih et dedi, tekbir et dedi, tevhid et dedi, bana secde et dedi, dua et dedi. Hepsinden bir gaye var.
hepsi birer araç. Amaç değildir. Amaç insandır. Amaç insan olabilmektir. Amaç Hazreti insan olabilmektir. Amaç Allah'a yeryüzünde halife olup onun güzelliğinin üzerimizde görünmesi, tecelli etmesi içindir. Amaç budur. Gerisi her şey, bütün ilimler, bütün bilgiler, bütün zikirler, bütün ibadetler hepsi bir araç. Neyin aracı? Abdolmanın aracı, iman etmenin, Rabbine aşık olmanın, Rabbine teslim olmanın aracıdır. Rabbine yürümenin, koşmanın, firar etmenin, cennete koşmanın aracıdır. Rabbine yakın olmanın, veli olmanın, dost olmanın, mukarrebun olmanın aracıdır. Araçla amacı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Diyelim ki öğrendik, anladık, Rabbimizi zikrettik. Bu yetiyor mu? Bu bizi yeryüzünde Allah'a halife yapıyor mu? Allah'ın isimlerinin tecelli etmesine sebep oluyor mu? Cevap hayır. Ne zaman Allah'ın muradı gerçekleşiyor üzerimizde? Allah'ın isimleri tecelli edince, Allah'a yakın olunca, yani rahim olup merhamet tecelli edince, afu olup af tecelli edince, kerim olup ikram tecelli edince, nesir olup yardım edince, hayır olup hayra vesile olunca, hayra davet edince, hadi olup hidayete erip hidayete erdirince, nur olup nura davet edip karanlıkları aydınlatınca, vedud olup sevip sevilip sevdirince, her bir isim böyledir. Bu isimlerin tecelli etmesi gerekir. Ne kadar tecelli etti, o kadar kamil olur insan. Bunun için de insanlarla beraber olman lazım. Yoksa gece gündüz zikretmen değildir. 47 bin zikir çekiyorum diyor kardeşimiz. 47 bin zikir nasıl çekiliyor? Yani 47 bin zikir nasıl çekilir? Gece gündüz zikretmen lazım ki çekebilirsin. Böyle bir zikir metodu yoktur. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Birkaç sahabe geliyor. Biri diyor ben dağa çıkıp gece gündüz ibadet yapacağım. Öteki diyor ben gece sabaha kadar ibadet, gündüz oruç tutacağım. Öteki diyor ben evlenmeyeceğim. Şöyle şöyle ibadet yapacağım. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Örnek olarak ben sizin için yeterli bir örnek değil miyim? Bak hem yiyorum, hem arada bir oruç tutuyorum. Pazartesi, perşembe oruç tutuyorum. Gece hem uyuyorum, hem kalkıp teheccüd kılıyor, namaz kılıyor, Rabbimi zikrediyorum. Bununla beraber evleniyorum, yiyorum, içiyorum. Halkın içindeyim, konuşuyorum. Allah beni size örnek göstermedi mi? Örnek olarak göndermemiş mi? Sizin bu yaptığınız aşırılık değil mi? Ben daha sizin işinizdeyim. Siz bidat mı işliyorsunuz? Ben daha ölmedim, daha buradayım, önünüzdeyim daha. Kendi kendinize böyle bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz. O bizim için örnek. Amacı, gayeyi doğru anlamak gerekir. Allah'ın her bir isminin üzerimizde tecelli edebilmesi için bizim halkın içinde hak ile olmamız gerekir. Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmayıp Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışmamız gerekir. Hayatımızın her anının bir cihad olduğunu, cehd etmemiz gerektiğini anlayıp Rabbimizin emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışmamız lazım ki işte zikir budur. Rabbini hatırlamak budur. Rabbinin emrettiği, sevdiği gibi ibadet yapmak, kulluk yapmak böyledir. Yoksa gece gündüz namaz kılmak ya da 47 bin zikir çekmek değildir. Ya da sadece oruç tutmak değildir.
hepsini yapacağız. Bu hepsinin dengede olması gerekir. Dengede. Yoksa bizim dengemizi bozar. Mesela Allah'ın El-Müsevvir ismi vardır. Tasvir eden. Kulda da aynı şekilde isim, Müsevvir ismi tecelli etmiş ki bir şeyler yapsın. Müsevvir ismi tecelli etsin. Allah sizi suretlendirdi. Ne güzel tasvir etti. El-Müsevvir isminin tecellisidir. Bizim de El-Müsevvir isminin tecellisiyle kendi gönlümüzü suretlendirmemiz lazım. Tezkiye edip, terbiye edip temizlememiz lazım. Yeni bir suret ona, nurani bir suret ona vermemiz lazım. Bunun için de mutlaka bütün varlıkla, mahlukatla, insanlarla muhatap olmamız lazım. Elimizden gelip gücümüzün yettiği kadarıyla insanlarla muhatap olup doğru, güzel yapmaya çalışmamız lazım ki Allah'ın isimleri tecelli etsin. Zikir böyledir. Yoksa böyle binlerce defa tesbihle böyle zikir yapmak değildir. O hayatı yaşarken bize lazım olandır, gerekli olandır. Aynı şekilde namaz da öyledir. Namazlara ve orta namaza dikkat edin dedi. Orta namaz, iki namaz arasındaki Allah'ın huzurunda durmaktır. Allah'ın huzurunda duracağız. Allah el-fe'aldır. Fe'al olan, her an bir şeyinde olan, her an bir işte olandır. Onun için bizim de fe'al olmamız gerekir. Bir şeyleri yapmaya, evet, Müsevvir isminin tecellisi olarak bir şeyler yapmaya çalışmamız gerekir. Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışmamız gerekir. Yoksa durup sadece böyle zikirle meşgul olursak nefis dağ gibi orada durur. Sonra birden başını kaldırır, ne namaz kalır, ne oruç kalır, ne zikir kalır. Nefis orada duruyor çünkü. Nefis tezkiye olmamış. Nefis nurlanmamış. Sadece gönlümüzle meşgul olmuş oluyoruz. Evet, gönülle meşgul olunca gönül yukarı çıkıyor ama nefsin de beraber yukarı çıkması gerekir. Temizlenip yukarı çıkması gerekir. Onun için bir çaba, bir gayret içinde olacağız ki ne kadar rahmet ettik, Allah'ın rahmeti tecelli ediyor. Gönlümüze, nefsimize tecelli ediyor. Ne kadar yardım ettik, Allah'ın yardımı bize tecelli ediyor. Bize Allah'ın tecellisi lazım çünkü. Bunun için de bizim bir fiilde, bizim de faal olmamız lazım. Bizim de bir şeyleri yapmaya, güzel yapmaya çalışmamız lazım. Onun için kıyamet günü Allah neyi biliyorsun diye sormaz. Neyi sorar? Ne yaptın diye sorar. Amelimiz dartırırken yaptıklarımız hayırlar bir kefeye, günahlar yanlışlar bir kefeye konur. Onun için işi yapmaya çalışalım. Zikir yaparak bir şey yapmış olmuyoruz, bunu unutmayalım. Çalışırken kazanıyoruz. Çaba gayret sarf ederken kazanıyoruz. Bir fedakarlık yaparken kazanıyoruz. Birbirimize rahmet ederken rahmeti kazanıyoruz. Hayır olurken hayrı kazanıyoruz. Muhabbet olurken muhabbeti kazanıyoruz. Birbirimize af mağfiret olurken, birbirimizi af mağfiret ederken afi mağfireti kazanıyoruz. Bizi Rabbimizle muhatap eden amelimizdir. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Allah'a güzel sözler ulaşır, onu da salih amel ulaştırır. Salih amel yoksa güzel söz ulaşmaz. En güzel sözü söyle, ulaşmaz o. Bir ayet oku, bir zikir yap, onun ulaşabilmesi için onun karşılığında bir amel gerekiyor. Amel. Bir iş gerekiyor, bir fiil gerekiyor. Bir icraat gerekiyor yani. Onun için mümin icraat halindedir. Faal haldedir. O da her an bir şeyinde, bir zikirde, bir tesbihte, bir hamde, bir şükürde, bir işte, bir fiilde olması gerekir. Allah'ın rızasını gözeterek yaptığın her işte, her işi yaparken
zikir halindesin, tefekkür halindesin. Ve o senin zikrini tasdik eder, amelin onu tasdik eder. O öyle Allah'a ulaşır. Yani Allah onu öyle kabul eder. Yoksa senin güzel sözünü tek başına kabul etmez, yerde kalır. Onu salih amel ulaştırır. Salih amel işleyeceğiz. Salih amel, ıslah eden ameldir. Güzelleştiren ameldir. Dirilten ameldir. Hayır olan ameldir. Hem kendin için, hem bütün insanlar için, mahlukat için. Onun için ne demişler? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yoksa bu kadar zikir yaptım, kazandım diye düşünmek doğru değil. İşte olacağız. İcraatta olacağız. Salih amelde bulunacağız. Evet, kardeşimize selam olsun. Elbette ki gece ibadeti zaten Allah'ın kullarına, Allah'ı çok çok zikredenler için Allah'ın Resulü örnektir. Gece namazı ona farzdır. Rabbini isteyenler de bütün kardeşlerimize hep söylüyoruz zaten. Gecenin bir bölümünü mutlaka Rabbimize ayıralım. Bununla beraber teheccüd namazı kılacağız. Yetmez. Gece Allah'ın ayetlerini tertil üzere, Kur'an'ı tertil üzere oku dedi. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür et dedi. Emir Allah'tan. Resulullah Efendimiz'e, dolayısıyla Rabbini isteyenleredir. Onu elbette ki öyle yapacağız. Ama zikrin dengede olması gerekir. O zikir bizi amel yapmaya sürüklemeli, bize güç ve kuvvet olmalıdır. Allah için fedakarlık yapmaya bizi götürmelidir, taşımalıdır. Yoksa hiçbir şey yapmıyorum, tesbih yapıyorum, tesbih ediyorum, zikir yapıyorum. 50.000 zikir yapıyorum, 10.000 salavat yapıyorum. Allah bizi bunun için dünyaya göndermemiş. Söyledim. Yeryüzündeki halife, Allah'ın isimleriyle isimlenip, o isimleri üzerinde göstermeye gelmişsin. Resulullah Efendimiz'in üzerinde bütün isimler canlı manada tecelli etmiş midir? Evet. Alemlere rahmet olmuş midir? Evet. Bütün insanlara, ulaşabildiği her yere Allah'ın vahyini taşımış mıdır? Evet. En kamil manada hidayet olmuş, iman olmuş, İslam olmuş mıdır? Evet. Allah'a tevekkül olmuş mıdır? Evet. Hayır olmuş mıdır? Evet. Kerim olup ikram etmiş mıdır? Evet. Bakacağız. O bizim örneğimiz o. Resulullah Efendimiz sahabeye oturun. 10.000 zikir, 100.000 zikir yapın demedi. Evet. Namazdan sonra 33 sefer Subhanallah diye 33 sefer, Elhamdülillah diye 33 sefer, Allahu Ekber diye dedi. Hazreti Ali Efendimiz'e söyledi bunu. Bununla beraber ne dedi? Allah'ın emrettiğini söyledi. Genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun dedi. Cennete götüren ameller Allah'ın emrettikleridir. Allah'ın sevdikleridir. Sevdiği gibi yapmamızdır. Gece gündüz cihad etti mi? Etti. Canlarını feda ettiler mi? Ettiler. Kurban ettiler mi? Ettiler. Oraya iman edenler de öyle oldu mu? Öyle yaptı mı? Yaptı. Veda hutbesinde yaklaşık 125.000 sahabe onu dinledi. Veda hutbesinde. Ama Medine'de yatan sahabenin sayısı yaklaşık 10.000'dir. 10.000 bile yok. 115.000 nereye gitti? Dünyanın dört bir tarafına dağılıp Allah'ın vahyini taşıdılar. Allah'a davet etmeye gittiler. İman etmeye davete gittiler. Dünyanın her yerinde sahabe var.
Hangi ülkeye giderseniz gidin mutlaka bir sahabe vardır. Üç sahabe, beş sahabe vardır. Onlar da yatakta ölmeyi biliyordu. Durup zikir yapsalardı, öyle değildir. İcraat lazım, amel lazım, fiil lazım. Tavrını koymak gerekir. Bir kul olarak Rabbinin güzelliğini üzerinde göstermesi gerekir. İmtihan sahnesi hazırdır. Onun için bir kısmı fakirdir, bir kısmı zengindir, bir kısmı güçlüdür, bir kısmı güçsüzdür, bir kısmının var, bir kısmının yok, bir kısmı muhtaçtır, bir kısmı o ihtiyacı karşılayabilecek durumdadır. Niye? İmtihan sahnesi bu. Herkes kazanma imkanı bulsun diye Allah imkan veriyor. Herkesin elinden bir şey geliyor. Yapabileceği bir şey vardır. Yani Allah'ın en müstevil ismi onda tecelli etmiştir. En güzel hangi işi yapıyorsa onu yapması lazım. Allah o kabiliyeti ona vermiş, sen de bu işi yap demiştir yani. Herkes aynı işi yapabilse hiç kimse bir iş yapamaz. Bununla beraber herkes davet etse olur mu? Olmaz. Biri davet edecek, birileri davet edecek, birileri onlara yardım edecek, her biri bir köşesinden tutup işi yapacak. Kimde hangi kabiliyet varsa, hangi güç varsa, hangi imkan varsa o onunla kazanacak, onunla kazanması gerekir. Evet, kardeşimize selam olsun. Söyledim, işi, meseleyi doğru anlamak gerekir. Yani Rabbimizin bizden ne istediğini anlamamız gerekir. Onun bizim üzerimizdeki muradını anlamamız gerekir. Yoksa bir hayale kapılırız, hayal kurarız kendi kendimize. Sonra perde açılınca, hakikat ortaya çıkınca bir de bakarız ki kendi kendimize hayal kurmuşuz. Rabbim beni böyle istemiş diyorsun. Demiş oluyorsun. Allah senden ne istediğini apaçık beyan etmedi mi? Etti. Elbette ki zikir gerekiyor mu? Gerekiyor. Her halükarda Rabbini zikretmen gerekir. Zikir sadece Allah Allah demek değildir. Zikir hatırlamak demektir. Rabbini unutmamak demektir. Rabbinin emrettiği, sevdiği gibi her konuda Rabbim nasıl istiyor, nasıl seviyor? İşte zikir bu. Öyle yapmaktır. Öyle yapınca amelle zikrini birleştirdi. Güzel sözü hem söyledi, güzel söz Allah'ın kelamıdır, sözüdür. Hem de ameli işledi, Allah'a, Allah onu kabul etti. Allah bu benim içindir dedi. Mesela beni bir sanatı öğrense, bütün incelikleriyle öğrense ama o sanatı icra etmese, onu yapmasa onun bir fayda elde etmiş oluyor mu? Olmuyor. Biri okudu, bir makama geldi. O makamın gereğini eğer yapmıyorsa, o makamda durup o işi yapmıyorsa ne faydası oldu? Hiçbir şey. Okuyor, üniversiteyi bitiriyor, bakıyorsa boştadır. Onun bir faydası oldu mu ona? Yok. Aynı şekilde kulluğu öğrendik. Rabbimizi anladık. Rabbimizi tanıdık. Bu sefer Rabbimiz bizden ne istiyor? Bizi nerede görmek istiyor? Hangi safta görmek istiyor? Resulullah Efendimiz savaşa davet ediyor. Kalbinde hastalık olanlar mazeret üretiyor, gitmiyor. Allah ne dedi onlara? Münafık dedi. Bir dahaki sefere onları beraber götürme dedi. Bırak kadınlarla beraber otursun dedi. Bilmek işe yaramıyor. Biz oturduk zikir yaptık. Olmaz öyle. Senin koşman lazım, koşturman lazım. Resulullah Efendimiz'in emanet bıraktığı vahyi en azından ailene taşıman lazım, çevrene taşıman lazım, hakka, hayra, rahmete davet etmen lazım. Ve bununla beraber hakta olman lazım, hayırda olman lazım, senin rahmet olman lazım ki kazanabilesin. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Allah kulunun gönlünde kendinden başka, kendi sevgisinden başka bir şeyi görmeyi istemez, sevmez. Yani kulun kendini öyle bir
farklı Allah'ın güzelliğiyle tatması gerekir ki Rabbinin güzelliğinden başka bir şey onda olmasın. Nefis temizlenmiş olsun, tezkiye olmuş olsun, nurlanmış olsun. Onda rahmet olsun, hayır olsun, aşk olsun, muhabbet olsun, güzellik olsun, hilm olsun, halim olsun, ikram sahibi olsun, af, mağfiret sahibi olsun, güzellik tecelli etsin. Mümin, müminin aynasıdır. Allah'ın bir ismi de el-mümindir. Kendi gönül aynında, maneviyatında, kendi hakikatinde Rabbinin güzelliğine ayna olup ona şahit olman lazım. Yoksa bu yanlıştan kurtuldum, şu yanlıştan kurtuldum yetmiyor. O yanlışlar sana ayağındaki bağdı, kurtuldursa Rabbine firar edip koşman lazım. Genişliği yerle gök kadar olan cennete koşman lazım. Koşmazsan cennete varamazsın. Rabbine firar etmezsen huzura varamazsın. İnşallah öyle yapacağız hep beraber. Evet. Efendim, Konya'dan Fazilet Hanım, baba Allah'ın selamı, rahmeti, aşkı, muhabbeti ve bereketi gönlünüze ve gönlünüzdekilere olsun. Sizi çok seviyoruz. Baba, bizim köyde bir yangın çıkmıştı. Yangın adresini bilmeyenler itfaiyecileri yukarı aşağı sağa sola göndermişler. Herkes yanlış yönlendirmiş. En son bizim mahalleye geldiğinde bir arabaya binip yangın yerine onları götürmüş. Biz de sizden önce nefis ateşinde yanıyorduk. Hep yanlış yerlere gittik ama hamdolsun siz bizi Rabbimize götürmek için sadece yol tarif etmediniz. Ben sizi götürürüm dediniz. Adresin kendisi sizsiniz. Sizi bulan Rabbini bulur. Sevdiklerinizle buluşmak için konum at, geleyim yanına deriz ya. Rabbim kendisiyle buluşmak isteyenlere konum olarak sizi göndermiş. Varlığınıza hamdolsun, şükürler olsun. Birinin yerini merak edince konum sorgulatıyoruz ya. Rabbini isteyen samimi biri azıcık sorsa, soruştursa Diyar TV bulur, sizi bulur, Rabbini bulur. İnşallah bizimle tanışan biz de sizi bulur, biz de size adres olalım inşallah. Sizi çok seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun, kardeşimize selam olsun. İnşallah birbirimize hidayet oluruz, yol oluruz. Nasıl ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, sahabem gökteki yıldızlar gibidir, hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz buyurdu. İnşallah böyle hep beraber hidayet olacağız. Bizimle beraber olanlar hidayete erer. Rabbini bilir, tanır. Kendini bilir, tanır. Rabbini bulur inşallah. Bu kaybolmuşluk içinde ne yapacağımızı bilemez halde birbirimize saldırıyoruz. Belki nerede olduğumuzu bilmediğimizden dolayı, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, neye geldiğimizi bilmediğimizden dolayı birbirimizle böyle dalaşıyoruz. Birbirimize saldırıyoruz. Şöyle biraz dünyanın haline bakınca bunu hemen anlarız. Normalde zatın biri dervişleriyle beraber bir yere giderken yolun kenarında köpekler birbirleriyle oynuyormuş. Birbirlerinin böyle üstüne atlıyorlar, yuvarlanıyorlar, birbirleriyle oynuyorlar. Diyor, dervişlerden biri dedi ki, efendim keşke insanlar da bunlar gibi böyle birbirleriyle böyle muhabbet halinde olsalardı, konuşsalardı.
hiç böyle kavga, dövüş, savaş olmasaydı diyoruz da dedi ki evet şu anda böyledirler. Şimdi bir kemik al, aralarına at. Bak nasıl kavga ederler, nasıl birbirlerini kan revan içinde bırakırlar. İnsanların nefsi de öyledir. Sanki ortada bir kemik var. Kemik nedir insan için? Kemik dünyadır, kemik paradır, kemik petroldür, kemik doğal gazdır, kemik yer altındaki madenlerdir. O kemiklerden dolayı unutmuşlar. Nefisleri köpeğe dönmüş, birbirlerini yaralıyor, saldırıyor, engel tanımıyor, hak hukuk tanımıyor. İnsanı görmüyor, kemiği görüyor. Bir tek kemiği görüyor. Bir tek kemiği görüp insana muamele edene insan denir mi? Kim olduğunu unutmuş. Nerede olduğunu unutmuş. Buraya imtihana geldi yine. Burada manevi olarak büyüyüp Hazreti insan olması gerektiğini, Allah'ın ona bir imkan verdiğini, Rabbine dost olma imkanı, yakın olma, mukarrabun olma, veli olma imkanı verdiğini ama tercihi ona bıraktığını unutmuş halde. Bunu unutmamamız lazım. Her an bunu kendi kendimize hatırlatmamız lazım. Ben kimim sorusuna Allah'a göre cevap vermemiz lazım ki unutmayalım. Sabah hatırlatacağız, akşam hatırlatacağız. Unuttuğumuzda hatırlamaya çalışacağız. Her namazda hatırlayacağız. Öyle ki insan olabilir. Yoksa insandan başka her şeye benzeriz. Eğer biri Rabbini bilmediyse, tanımadıysa, iman etmediyse o en vahşi canavardan daha vahşidir. Bununla beraber en sinsi yılandan daha sinsidir. Evet, akıllı canavar. Plan yapan canavar. İşini gizleyen, içindeki küfrü, şirki gizleyen canavar. İnşallah hem kendimizi hatırlayacağız, hem birbirimize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, neye geldiğimizi, ne yapmamız gerektiğini, nasıl kazanmamız gerektiğini hatırlatıp birbirimize kazanmak için hayırda yarışmak için yardımcı olacağız, destek olacağız. Onun için Allah hayırda birbirinize yardım edin, şerde yardım etmeyin dedi. Allah hatırlat dedi. Çünkü hatırlatma müminlere fayda verir. Önce kendi kendimizi hatırlatacağız. Birbirimizi hatırlatacağız. Evet, kardeşimize selam olsun. Efendim, Samsun'dan Gökhan Özyiğit. Diğer TV'yi yeni tanıdım ve çok memnun kaldım. Ailecek çocuklarımıza hiç korkmadan izletebileceğimiz, zehirli bilgiler vermeyen, insanları sevmeye, paylaşmaya, Allah'a aşık olmaya teşvik eden bir kanal. Bunun için başta Pir Muhammed Hüseyin Hazretlerine, sonra da bütün diğer TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle bir sorum olacak. Ben çocuklarımı ne kadar hayra davet etsem de herkes kendi bildiğini yapıyor. Eşim bile bana dik başlık yapıyor. Ben sabrediyorum, sabrediyorum ama en son hepsine patlıyorum. Bu defa dediklerimi zorla yaptırıyorum. Ben kızınca güzel güzel herkes benim dediğimi yapıyor. Ama ben onların isteyerek yapmalarını isterdim. Sonra pişman oluyorum. Diyorum içinizden nasıl geliyorsa öyle yapın. Ama bu defa yine tozutuyorlar. Sonra yine onlara patlıyorum. Ben ne yapmalıyım? Ben sabırlı, güzel, ahlaklı olmak istiyorum. Çocuklarımın hatalarına göz mü yummalıyım? Yoksa yanlış yaptıkları konusunda yine onları zorla hayra mı teşvik etmeliyim? Çaresiz kaldım. Ne yapmalıyım diye sormuşlar. Hamdolsun gayet güzel yapıyoruz. Zaten olması gereken de budur. Ne bütünüyle başıboş bırakmak gerekir, ne de bütünüyle böyle kıskaca alır gibi sıkmak gerekiyor. Elbette ki iyilikle, güzellikle yaptırmak gerekir ama gerektiğinde kızmak da gerekebilir.
onlar için. Bununla beraber özellikle öğretmeye çalışmak gerekir. Talim ettirip eğitmeye çalışmak gerekir. Rabbimizi sevdirince Rabbimizin emirlerini de sevdirmiş oluyoruz. Onun için dengeyi kurmaya çalışmak gerekir. Herkes bu haldedir. Bu halde olmayan neredeyse hiç kimse yoktur. Ve bu bir imtihan. Biz onları böyle eğitirken, büyütmeye çalışırken biz de onlarla beraber evet, büyümüş oluyoruz. Hiç farkında olmadan aslında onlar bizi büyütmüş oluyor. Rabbimiz onlarla bizi büyütmüş oluyor. Bu arada sabrı öğreniyoruz, şükrü öğreniyoruz. Yumuşak davranmayı öğreniyoruz. Bazen Allah için kızmayı öğreniyoruz. Öğrenip tadıyoruz, yaşıyoruz onu. Onun için dengede olmaya çalışmak gerekir. Bunun için de böyle kendimizi harap etmeye de gerek yok. Herkes Allah'ın kulüdür. Herkes üzerinde Allah'ın bir muradı var. Herkesin ayrı ayrı farklı farklı fıtratı vardır. Ama doğru bildiğimizi ne yapıyoruz? Hatırlatıyoruz. Allah'ın emrini hatırlatıyoruz. Bir şeyi yapmamak, eksik yapmak başka bir şeydir. Bir yanlış yapmak başka bir şeydir. Eksik yapılıyorsa öğretmeye, güzellikle yaptırmaya çalışacağız. Ama yanlışsa orada uyarıp ikaz edeceğiz. Orada kızacağız. Başkasına zarar veriyorsa orada kızacağız. Böyle olmaz diyeceğiz. Bir şey söylerken bunu ben söylüyorum, benim için yap demiyoruz. Rabbimiz böyle seviyor, hep beraber böyle yapacağız. Hep beraber kul olmaya çalışacağız deyip hayatı beraber böyle yaşamaya çalışacağız. Buna beraber niyet hayır, sonuç mutlaka hayır olur inşallah. Kardeşimize selam olsun. Efendim Samsun Havza'dan Yusuf Şahin. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Benim 24 yaşında yeğenim var. Kendisi ablamın oğlu oluyor. 24 yaşında ama hareketleri, davranışları, anne baba olan ilişkileri 4-5 yaşındaki bir çocuğun davranışları gibi. Annesinden hiçbir şekilde uzak kalamıyor. Kendisi istemediği zaman hiçbir şekilde evden dışarı çıkmıyor. Telefon ve televizyon bağımlısı, babasına karşı çok asi, bir şeyi kafasına takınca gözü hiçbir şeyi görmüyor. Bazı anlarda özellikle anne babasına karşı şiddet var. Sizleri asarım, keserim gibi ve benzeri laflarla tehdit ediyor. Birkaç sefer hocalara götürdük, sonuç alamadık. Siz ne önersiniz hocam demiş efendim. Allah razı olsun, kardeşimize selam olsun. Elbette ki bu hocaların işi değildir. Önce ana babanın bakması lazım ki acaba bu çocuğu yetiştirirken, büyütürken yani onu edeplendiremedik mi? Ona terbiyeyi veremedik mi? Ona Rabbini tanıtamadık mı? Ona kim olduğunu öğretemedik mi? Tattıramadık mı? Sanki böyle kardeşimizin söylediği gibi 4-5 yaşındaki çocuk gibi hiç büyümemiş mi? Her istediğim olacak, yoksa soru sıkıntı çıkarıyorsa, yoksa onun her söylediğini yerine mi getirdik? Onun için mi bu böyle oldu? Yani şımarttık mı? Bu kadar mı şımarma? Bir de onlara karşı eğer saygısızlık yapıyor, hatta şiddet uygulamaya kadar gidiyorsa, yani elbette ki Rabbini bilmeyen, tanımayan anaya babaya asi de olur, isyan da eder, böyle zalim de olur, zulmeder. Önce ananın babanın kendine bakmaları lazım, nerede yanlış yaptık? Bir yerde yanlış yapılmış. Onlar yanlış yapmış yani. Nerede yanlış yapılmışsa bu durumda onların tövbe etmesi lazım, istiğfar etmesi lazım. Rabbini sığınıp af, mağfiret dilemeleri lazım. Sonra da çocukları için dua etmeleri lazım. O halden kurtulsun. Herkese kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır dedi. Mutlaka bir yerde bir yanlış yapmışız.
bir eksik yapmışız. Gerekeni yapamamışız. Gerekeni verememişiz, öğretememişiz. Eğer Allah anaya babaya öf bile deme dediyse bir mümin zaten o haldedir. Sorun demek iman yok demektir. Bir önce söyledim, iman olmayınca ortaya akıllı bir canavar çıkıyor. Onun için kardeşimizin anası babası tövbe edecek, istiğfar edecek, Allah'a sığınacak, af dileyecek, mağfiret dileyecek, Rabbinden özür dileyecek, kulünü sana kul olarak yetiştiremedik. Biz de kulluğu bilmediğimiz için bunu beceremedik diyecek. Biz de doğru yaptığımızı zannettik. Şimdi gördük, şahit olduk ki yanlış yapmışız. Af diliyor, mağfiret diliyoruz. Yoksa her biri benim suçum değil. Onun suçudur, öteki desin onun suçudur. Bu durumda Rabbinden af dilememiş, mağfiret dilememiş. İşi Rabbine teslim etmemiş. Allah'ın kurunu Allah'a teslim etmedi demektir. Ben büyütürüm, benim istediğim gibi olur demiştir. Onun için Allah'ın kurunu Allah'a teslim edip Rabbimizden de af, mağfiret dileyince inşallah Rabbimiz dualarını kabul eder. Allah müdahale eder, onu büyütür. Efendim, İstanbul'dan Özlem Hanım, sizi İstanbul'dan severek izliyoruz ve sizden çok istifade ediyoruz. Sizinle tanıştığımız için hamdolsun. Efendim, bir insan hakkında sen kibirlisin demek doğru mudur? Cevap yanlış. Bunu öyle söyleyemez. Yani bir insan hakkında bunu söyleyebilmek için kibrin ne olduğunu anlamak gerekir. Buna beraber tekrar tekrar o insanın kibirlenmesine şahit olmak gerekir. Bir insana kibirlisin diyorsan bunun sebebini de göstermen gerekir. Kibir büyüklenmek demektir. Karşısındakini küçümsemek demektir. Kibir şirk, kibir küfür. Allah bütün insanları kendisine kul olsun diye yaratmış. Biri kalkıp onlara herhangi bir şeyden dolayı üstünlük taslıyorsa bu kibirdir. Büyüklük taslıyorsa bu kibirdir. Allah'ın kendisine verdiğinden dolayı şükretmesi gerekirken kibirleniyorsa, büyüklük taslıyorsa bu kibirdir. Bununla beraber söyledim. Şahit olduysa gerekçesiyle beraber söylemesi lazım ki kardeşini uyarsın. Onu rencide etmek için sen kibirlisin demek değildir. Değil. Ne demesi lazım? Ben sana yardım etmek istiyorum. Bu eğer kibirse kalbine zerre kadar kibir bulunan cehennemliktir dedi Resulullah Efendimiz. Çünkü kibir şirktir. İblis kibirlendiği için lanetlendi, huzurdan kovuldu. Ben üstünüm dediği için, ben hayırlıyım dediği için herkes Rabbine boynunu bükmelidir. Bununla beraber hiç kimse hakkında da hüküm vermek doğru değildir. Ha, bir kardeşimize yardım etmek istiyorsak ona sen kibirlisin demek doğru değil. Halleri anlatıp bu kibre girer, bu kibir olur deyip ona yardım etmeye çalışmamız gerekir. Ha, buna rağmen eğer kibirlenirse ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Kibirliye kibretmek sadakadır. Biri büyüklendi mi? Büyüklenmeyi ona göstermek lazım. Yani bir Hazreti insan olarak göstermek lazım. Büyük bu değildir. Büyük Allah ile, Allah'ın güzelliğiyle büyüyendir. Başka bir şeyden dolayı kendini büyük zanneden kaybeder. Evet. Efendim demiş, ikinci sorum ise gıybet yapmak insanlarla ilgili olduğu halde neden Allah'a karşı şirk koşmaktır? Aynı şekilde kibir olduğu için birini yererken, kötülerken, gıybet zaten odur.
hem de olan bir halini anlatırken ne yapmış olursun? Onu aşağıya indirmiş, kendin ona karşı büyüklenmiş olursun. O küçüktür, ben büyüğüm demiş olursun. O değersizdir, ben değerliyim demiş oluyorsun. O aşağıdadır, ben yukarıdayım demiş olursun. Kibir şirk, kibir küfür. Bir de Allah onu men etti mi, suizanda bulunmayın dedi. Suizan çok haramdır dedi. Çokça haramdır dedi. Önce suizanda bulunuyor, haram işliyor. Ama sonra onu dile getirince ne olur? O zaman küfür oluyor. Onu dile getirmeyene kadar haram işlemiş olur. Ama bir de onu söyleyince bu sefer kibirlenmiş olur, küfre düşmüş olur. Bununla beraber birini herhangi bir konuda yerdiğinde, kınadığında, yani gıybetini yaptığında Allah ona o hali yaşatmadan canını almaz dedi Resulullah Efendimiz. Sen de o hale düşebilirsin. Sen de öyle yanlış yapabilirsin. Sen de o günaha düşebilirsin. Senin böyle büyüklenip onu yermek gibi bir hakkın yoktur. Mümin üzerinde hakkı vardır. Nedir o? Düşünce onu kaldırması gerekir. Bilmiyorsa öğretmesi gerekir. Yoksa düşünce onu kötüleyip yerip onun etini yemek değildir. Alıyorsun önüne, kendisi orada olmadığı için ölü mesabesindedir. İtiraz edemiyor, karşılığını veremiyor, kendini savunamıyor. Önüne alıyorsun, başlıyorsun etinden yemeye. Bu senin kardeşin. Allah sana bunu yapma dedi. Sakın bunu yapmayasın dedi. Ama sen onu yapıyorsun. Allah yapma diyor, sen yapıyorsun. Bu küfür oluyor mu? Hayır. Bu günah oldu. Nerede, ne zaman küfür oluyor? Ne zaman şirk oluyor? Yaptığına güzel dediğin için. Yaptığını güzel gördüğün için. Ben doğru yapıyorum dedin, diyorsun. Benim bu yaptığım güzeldir deyip ondan tat alıyor, lezzet alıyorsun. Allah'ın kötü dediği, ölü kardeşinin etini yemek, leş yemek dedi ama sen ona güzel diyorsun. İşte şirk. Allah'ın kötü dediğine güzel dediğin için ve bunu fiilinle, hadinle gıybeti yaparak gösterdiğin içindir. Desen ki benim bu yaptığım yanlıştır. Benim bu yaptığım Allah'ın emrine aykırıdır. Ben Rabbime ters düşüyorum, bunu yapıyorum, ters düşüyorum. Desen sadece günahkar oluyorsun. Öyle demiyorsun. Gıybet yapan hiç kimse bunu söylemez. Söylemez, söyleyemez. Zaten söylese onu yapmayacak. Ne diyor? Ben doğru söylüyorum. Hatta ben hayır yapıyorum. Bak, tam Rabbine ters düştüğü için evet, kendini, bilgisini, ilmini, Allah'ın vahyini, ayetini şirk koştu. Allah'ın emrine şirk koştu. Onun için şirk oluyor. Kısaca. Evet. Efendim, programın sonuna gelmişiz efendim. Müsaadeniz olursa bir mesaj lafet. Buyur. Efendim, Gaziantep'ten Kızıl Nurşah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Diğer TV ailesi ve babam. Geçen günler Rabbime bir mektup yazdım ve sadeleştirilmiş halini sana da okumak istiyorum babam. Ey benim biricik Rabbul Aleminim, senin aşkının içine düşeli 2,5 yıl oldu. Tam 2,5 yıldır nefes alıyorum ve yaşıyorum ve muhabbetinle coşuyorum. Bilmiyordum ey Rabbim, sevgisi her zerreme nüfus edenim, özür diliyorum geçmişimden. Hamd ediyorum bugünlerime. Ey benim biriciğim, öyle bir samimiyetimiz oldu ki seninle, neredeyse bugün ne pişireyim diye bile sana soruyorum. Sonra gönlüme vahyinle her şey yoluna giriyor. Senin her işini seviyorum çünkü biliyorum ki beni benden iyi bilip imtihanlarımı da ona göre veriyorsun. Sen öyle bir Rabbsin ki önce imtihanı veriyor, sonra ne yapmam gerektiğini vahyediyorsun.
sen nasıl mükemmel bir Rabsın, bu nasıl bir sevmektir? Beni çok sevdiğini biliyorum ve bu sevgi öyle güven veriyor ki bu acizine utanıyorum. Senden ayrı kaldığım her anıma, sana layıkıyla kulluk yapamadığıma ve senin gazabına uğramış ve uğrayacak olan her türlü halime, hareketime, sözüme, düşüncelerime, gönlümden geçirdiklerime çok utanıyorum ve senden af ve mağfiret diliyorum. Bazen o aşk hali öyle bir geliyor ki elimde olmadan gülüm, balım, canım diyorum sana. Halbuki bütün bu kelimelerden münezzehsin ama diyorum hani gül güzeldir, çok güzel kokar. Hani bal tatlıdır ya, hani insanın en vazgeçilmezi canıdır ya. Ondan seni böyle seviyorum Rabbim, biricim. Sevmek o aşk hali, aklın gidip yerine ruhun devreye giriş halidir. Seni sevmek cehennemden çıkıp cennete feragat etme haliymiş. Seni çok çok seviyorum biricik Rabbul Aleminim. Benim Pir Muhammed Hüseyin babam, eğer Rabbime bugün bu cümleleri kuruyorsam bu senin gönül halinin eseridir. Varlığına hamdolsun biricik, biricik babam. Biricik Rabbimizin ikramısın bizlere. Gönlümüz gönlünüze sarılmış bir şekilde tam gaz gidiyoruz inşallah babam. Hayırlı geceler diliyorum inşallah. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. İşte imanı yaşamak öyledir. Allah'a kul olduğunu, abd olduğunu, aşık olduğunu, Rabbinden gelip Rabbine döneceğine iman edenin hali budur, böyledir. Kendi acziyetini bilip Rabbinin azametini, e'lalığını, subhanlığını idrak edip Rabbinin huzurunda Rabbi ile sohbet etmek, konuşmak, halini, derdini arz etmek böyledir. Allah ile bir derdi olup diğer dünyevi, zahiri, küçücük dertlerin kendisi için perdelenen asıl derdinin Rabbi olan kul, mümin, veli böyledir. Aziyetini biliyor. Küçüklüğünü biliyor. Bununla beraber Allah'ın güzelliği tecelli edince büyük olan, subhan olan, azim olan, vedud olan Allah'tır. Bu şerefi kul taşıyınca şerefli olur. Rabbinden gelen güzelliğinin şerefini taşıyınca şerefli olur. Kıymetli olur, değerli olur, aziz olur. Hamdolsun. Rabbimiz bizi böyle ikramlara, böyle nimete, imana, Allah'a yakınlığa, Allah'a kulluğa, aşıklığa vesile ettiği için Rabbimize hamd ediyoruz. Ulaşabildiğimiz her yere bunu ulaştırabilmek için, her gönüle taşıyabilmek için Rabbimiz imkanlar versin diyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, Zatının tecellisi, El Esmaül Hüsna'sının güzelliğinin tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların gönlüne olsun, üzerine olsun. Hidayeti bütün mahlukatın, ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin, kardeş eylesin. Rabbini veli olarak, Resulünü veli olarak, müminleri veli olarak bilenlerden,
veli olanlardan eylesin. Şeytani da düşman olarak bilenlerden, düşmanına karşı gerektiği gibi, Allah'ın emrettiği gibi cihad edenlerden, çabasını, gayretini sarf edenlerden eylesin. Şeytanın üzerindeki elbiseyi, takva elbisesini soyup gönlünü cennet olmaktan çıkaranlardan eylemesin. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Ben çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah kalan sorularımızı inşallah hafta Efendimiz'e sorarız. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olun efendim.